Merhaba Webtekno takipçileri, bu videomuzda sizlerle birlikte MSI'ın tam olarak bir karış olan masaüstü bilgisayarını inceliyoruz. Evet, bir karış dedik arkadaşlar, yanlış duymadınız, benim karışımla tam olarak bir karışlık bir boyu var bilgisayarın ve boyundan büyük işlere kalkışıyor. Oyuncu bilgisayarı dendiği zaman işte kocaman masaüstü bilgisayarlar, oyuncu laptopları falan filan geliyor akla, ama bu da bir masaüstü bilgisayar, aynı zamanda oyuncu bilgisayarı, aynı zamanda çok büyük değil. Ha bir de tabi ışıklı mışıklı. Bilgisayarın detaylarına tabii ki de değineceğiz arkadaşlar, ama her zaman olduğu gibi önce oyun oynayacağız, yanıma bir Çağdaş'ı alayım ve oyunlara bakalım. Arkadaşlar öncelikle videoya hoş geldin. Oyun başlamadan şeyi bir açıklayalım. Niye ekranı dışarıdan kaydediyoruz lütfen? Ekran kaydı alan programlarda ufak da olsa biraz FPS'yi düşürüyor arkadaşlar ve gerçek sonucu alamıyoruz, göremiyoruz. O yüzden siz diyorsunuz abi ekran kaydı alın diye, ama o zaman gerçek değeri bu sefer veremiyoruz ve bilgisayarın gücü ortaya çıkmıyor. Aynen, ben de atlıyorum bu arada. Atla atla. Ayarlara mı baksın kaydı? Bir acaba gösterelim hemen. Ultra, yüksek, ultra, orta. Yani ortayla üst arası, ultra evet. Arası. Asılı kaldık abi. Bug'a geldik. Keserek kurtul diyor. Emin kes miyiz? Bakalım. Eminiz ya. Ölürsek burada var ya. Aha. Ulan iki adım koşaydık bari, vicdansız ya. En erken ölüşü yaşadık galiba ya. Bu evet, PUBG deneyimlerimiz arasındaki en erken ölüştü. Ne oğlum yan taraf? Şu ne o, kasaba mı, çiftlik mi, ne bayırsa işte. Kasaba mı, o kadar küçük kasaba mı oldu oğlum? Oldu. Ben oraya başladım. Allah geri. Kaç abi. kaç. Gökyüzüne kaldırınca 74'ler oluyor. Yere indirince hop düştüğümü aynen 60. 70'lere düşüyor arkadaşlar. Burada alalım, sonra geriye gidip hepsini öldürelim. Biz mi? Nasıl plan? Bunu biz mi yapacağız? O ne la, geri dön. F. Al. Gidiyorum geri. Şarjör. Ne şarjörü? R. Geliyor. Bunların birikimini kusacağız şimdi arkadaşlar. Bu arada FPS 92-93'lere geldi. 60 kişi kaldı. Biz hala kimseyi göremedik. Aha, yat. La vuruyor lan. Şimdi önüne çıkacağım onun. O bize o taraftan gelecek zannediyor. Vay. La dur. La oğlum niye zıpladın orada ya? Adam aldı bizim bütün ekipmanı. Neyse, çok önemli ekipmanlarımız vardı arkadaşlar. FPS'imiz güzel. 90-80 arası oynadık arkadaşlar. Şimdi küçük enişteyle diğer oyuna geçelim. İstersen hızlı inmeden bir ayarlara bakalım. Her şey destansı. Her şey tamam. Ve 97-100 arasında bir FPS alıyoruz şu an gökyüzünden. Boşluk inerken ile öküz tamam. Arabası aç diyor. Aç bakalım. Allah. Böyle kasa sesi de bir tık şu an geliyor. Normal bir abi, çok küçük kasa. Bence beni aynen çok rahatsız etmiyor şahsen. Bilmiyorum size yansıyor mu da. Aha morluk. Sırtımızdan vurdu. Vicdansız kritisi. Neyse ya, bunda da FPS'imizi gördük en nihayetinde. Yaklaşık 80-90 arası aynen. Biz şimdi bir efsaneyi deneyelim artık ya. Yani zamanı geldi vakti arkadaşlar. Vakti geldi artık. Zaten şu an herkes onu soruyor kendi kendine. En gerçek oyun bu kardeşim. Çağdaş bak, bunlar mafya ha. Bunun ekürüsü de var burada. Vur. Allah bak. Geldi. Lütfü. Kaç. Ara sok. Kaç. Elleme. Zaten aranıyoruz be adam. Daha fazla neden aranmayalım? Lan oğlum niye vuruyorsun? Vop. Geldi. Lan köşeye. Şuraya sessizce. Oğlum lütfü ya. Çağdaş onlar bizi görmemişti ya. Dedim nasıl görmedi ya. Yaktın bizi Çağdaş. Bir daha oynuyorum. FPS 90-100 arası. Ayarlara bir bakalım abi. Bu HD çözünürlükteyiz bu arada. 1920'ye 1080'deyiz. Şu adamı atayım mı? At. Allah kaç Çağdaş. Adam nereye gitti lan? Adam yok oldu. Şuradan at. Dur, bize güzel silah lazım. Bomba. Allah kaç yere attık. Şöyle atmamız lazım. Tam üstümüze gelecek bakalım. Bak gelişine. Vuramadım. Yapıştır. Buradan kaçalım Çağdaş. Kaç. Nereye kaçayım oğlum? Allah çok yanlış. Lan yandık. Yandı, bitti, kül oldu. Lan ben niye ayağa kalkıp bütün tuşlara bastım? Dur şu önümüzdekileri bir yok edin. Lan. Yapacak bir şey yok. FPS 80-100. O civarlarda dolaştı arkadaşlar. Gayet güzel, rahat 1080p'de oyunları bir sıkıntısız şekilde oynattı arkadaşlar. Oyun testleri bittiyse o zaman artık teknik özelliklere geçelim. Görüşürüz arkadaşlar. Senle görüşürüz. Ben devam ediyorum. Aynen. Oyunlarımıza baktık arkadaşlar, şimdi biraz da bu minicik bilgisayardan bahsedelim. Kasayı küçültebilmek için 350 wattlık minicik bir güç kaynağı kullanmışlar. Zaten kasadaki esas yeri bu yan tarafta sizin de gördüğünüz gibi GeForce 1060 ekran kartı kaplıyor. Normal masaüstü bilgisayarlarda bildiğiniz gibi ekran kartını böyle yanlamasına koyuyorlar arkadaşlar. Bunu da tabii ki de sığdırmak için dik bir çözüm uygulamışlar. i7'nin 6. nesil işlemcisi var üzerinde, aynı zamanda 8 GB'lık bir RAM var. RAM'leri arttırabiliyoruz ancak laptop RAM'i olması lazım.
alın, bunu belirtelim. 1 TB'lık hard diskinizin yanında 128 GB'lık da bir SSD geliyor. Gayet iyi durumda depolamamız. Bunları da dilersek arttırabiliyoruz. Çok kolay bir şekilde üst tarafa çekmeceli bir sistem koymuşlar. Direkt buradan hard diskimizi takabiliyoruz. Kasanın biraz sağından solundan bahsedelim. Her şeyden önce ön tarafta ledlerimiz var. Bu ledleri dilediğimiz gibi değiştirebiliyoruz. Tabi oyuncu bilgisayarı dendiği zaman bu profildeki bir bilgisayarda ışıklı mışıklı olmazsa olmaz. MSI Gaming Center diye bir uygulamayı bilgisayarınıza kuruyorsunuz. Mesela karanlık ışıkta gözünüzü rahatsız ediyor olabilir arkadaşlar. Tamamen kapatma şansınız da var. Ya da müziğe göre böyle equalizer'la kendi kendine ayarlasın diyorsanız öyle bir modu da var. Ön sağ tarafta arkadaşlar açma kapama tuşumuz yer alıyor. Onun hemen altında bir adet Type-C USB, onun hemen altında USB 2.0 yer alıyor. Onların da altında kulaklık ve mikrofon girişimiz var. DVD-ROM ben uzun zamandır kullanmıyorum ancak bu bilgisayara sığdırmışlar ve eksik etmemişler. Biraz da arka taraftan bahsedelim arkadaşlar. Ekran kartımızın üzerinde 2 adet DisplayPort, 2 adet de HDMI girişimiz yer alıyor. Tabii bir de DVI girişim mevcut. Yine 2 tane 2.0, 4 tane de 3.0 USB koymuşlar arka tarafa. Normal ses girişlerimiz yine arka taraftaki yerini koruyor ancak ek olarak işte ses sistemlerinizi daha iyi böyle kulaklıklarınızı falan bağlayabilmek için optik bir ses girişi de mevcut. Bilgisayara internetimizi Ethernet ile verebiliyoruz ancak Ethernet şansınız yoksa bilgisayarın içinde dahili Wi-Fi modülü de var. İsterseniz kablosuz olarak ağlara bağlanabiliyorsunuz. Ses olayı da gayet iyi arkadaşlar. Anakarta Audio Boost diye bir şey entegre etmişler. Bu da kulaklıkla oyun oynadığınız zaman daha iyi bir deneyim yaşamanızı sizlere sağlıyor. Şimdi sistem bu kadar küçük olunca ve içinde bu kadar bileşen olunca çok fazla ses çıkıyor mu, çok bağırıyor mu diye merak edebilirsiniz. Mesela Çağdaş kullandığı süre boyunca biraz rahatsız olmuş ancak ben kulaklıkla oynadığım için oyunu genelde beni rahatsız etmedi doğal olarak. Ancak çok sessiz bir ortamda birazcık sesli çalışıyor ama öyle aman aman rahatsız edecek bir ses değil bence. Yani bir traktör diyemeyiz. Ve arkadaşlar artık yavaş yavaş son sözlerimize gelelim. Bu videomuzda sizlerle birlikte MSI Nightblade serisinden bir bilgisayara baktık. Bizim elimizdeki konfigürasyon yaklaşık 8000-9000 TL arasında satılıyor. Tabi bu konfigürasyonu kafanıza göre de değiştirebiliyorsunuz. Daha üst modelleri de var. Şimdi 8000-9000 TL eder mi tarafı biraz tartışılır. Tabii ki de daha iyi bir bilgisayar toplayabilirsiniz. Ama bu kadar küçük, bu kadar kompakt olur mu orası biraz tartışılır. Kimin ihtiyacı olabilir? Mesela masanızda çok büyük bir alanınız yoktur. Küçük bir bilgisayara ama oyun bilgisayarına ihtiyacınız vardır. O zaman tercih edebilirsiniz. Ya da öğrencisinizdir. Yazın memlekete gidiyorsunuzdur. Laptop değil de böyle bir bilgisayar istiyor da olabilirsiniz. Sonuçta bunu valizinize atıp rahatlıkla sağa sola taşıyabilirsiniz bence. Genel olarak oyunlarda 1080p çözünürlük size yeterliyse orta ve üst arasında bir grafik ayarı da size yine yetiyor. Yetiyorsa bence rahatlıkla tercihleriniz arasına sokabilirsiniz. Diğer kıstasları da tabii karşılıyorsa sizin için. En son olarak da bu videonun oluşmasına katkı sunduğu için İtopya Bilgisayar'a teşekkür ederiz. Daha fazla bilgiyi yine hemen açıklama kısmındaki bağlantıya ekledik arkadaşlar. Artık videomuzu yavaş yavaş kapatalım arkadaşlar. Her zaman olduğu gibi şuraya bir anket ekledik. Anketimizde sorumuz şu arkadaşlar. Bir gaming dizüstü bilgisayar mı? Ciddi büyük bir kasa mı? Oyuncu kasası mı? Yoksa böyle minik bir bilgisayar mı tercih ederdiniz? Bunun cevabını arıyoruz. Şahsen ben böyle bir bilgisayarı tercih ederdim. Evimde çok fazla alan yok bilgisayar koyabileceğim. O yüzden böyle minik bir kasa benim işime daha çok yarardı. Tabii siz ne düşündüğünüzü ekstra olarak yorum kısmından da bizlere belirtebilirsiniz. Son olarak da videoyu beğendiyseniz şuradan beğenmeyi unutmayın diyelim. Başka bir web teknoloji videosunda görüşmek üzere. Hoşça kalın. Ekranda duran bağlantıları tıklayarak bambaşka web teknoloji içeriklerine ulaşabilir. Ayrıca hemen ortadaki bağlantıdan da kanalımıza abone olabilirsiniz.